Evet, İznik'ten çıktık. Bursa'ya doğru devam ediyoruz İznik Gölü'nün kıyısından. İznik Gölü'nün kıyısı yine incir ağaçları, zeytinlikler ve buralarda da böyle hafif kumsallıklar var ama insanlar denize girmeye çalışıyor. İşte gördüğünüz gibi tam kum yok. Niye? Burası bir göl. Orada taş var, taşlar var yani taşlık. Millet arabasını çekmiş, sandaletlerini koymuş. Oturup güneşleniyor. Denize giriliyor demek ki. Denize giren giriyor. Halka açık, kimse karışmıyor. Düzenleme de yapılmamış. Herkes kendine göre bir şeyler yapmış. Gölü'nün güney tarafındayız. Güney tarafı full dolu. Zeytinliklerle beraber deniz kıyısı, deniz göl kıyısı kullanılıyor. Gerçi bugün pazar diye olabilir belki. Arabayı alan, çoluk çocuğu alan, karavanı alan gelmiş. Ateş kokuyor, tavuk kokuyor, ızgara kokuyor. Göle giren giriyor. Ama kuzey tarafı öyle değil. O taraflarda kıyı bataklık herhalde. Öyle gittiniz bile. Bu taraflarda kumsallar var. Komple gördüğünüz gibi buralar ev, kıyı, sahil kullanılıyor yani. Gölün güney tarafı güzel. Yukarısı da dağlar. Dağ. Dağlara millet zeytini ekmiş. Burası da bayır köymüş. Dağların arasında küçük bir köy. Bayırköy Camii ve karşısındaki evet aşağıda çok büyük bir vadi var. İki sıra dağların arasında gidiyor yani. Ve
oralarda da insanlar yaşar mı denen yerde köyler var. Full ormanlık buralar. İnegöl taraflarına doğru. Evet, Bayır köyü çıkınca böyle güzel bir manzara. Küçük ova gibi bir şey. Dağların arası açıldı. Hayvanlar da orada oturuyor. Etrafında kapatmışlar çitleri de. Çiftlik var orada. Evet. Yine gölle Bursa arası, Bursa'ya doğru devam edelim bakalım. Traktörü tır olarak kullanıyor. Göksu Barajı'nın etrafındayız. Burada gecemizi geçirdik. Burada balıkçılar var. Kimco'yla beraber yolculuğa devam ediyoruz. Bir Marmara tur atalım zaten. 3-4 günlük. Bakalım nasıl olacak. Ya Allah, bismillah.
Buralar doluydu. Bugün kimse kalmamış. Burası balıkçılar. Hafta içi balıkçılar. Hafta sonu halk. Güzel bir yer. Yine Bolu'ya yakın. Çevre köylerden arabası, aracı olanlar, balık tutmayı sevenler. Demir kazığını çakıyor. Oltasını tutturuyor. Sandalyesini de koyup balığın gelmesini bekliyor. Tek gelenler tefekkür ediyor, düşünüyor. Çift gelenler muhabbet, sohbet, dedikodu, oradan buradan. Yani millet rahatlamasını ve zaman geçirmesini öğrenmiş yani. İyi. Sinir strese gideceğini, en azından böyle yerlerde rahatlıyor, terapi oluyor onlar için. Doğal orada. Anadolu'nun böyle şeyleri güzel oluyor yani. Bayağı bir olanaklı oturduk bunlar. Şehre yakın olan yerler var mesela bazı. Böyle. Ama buralara gelmek için de ya motosiklet olacak ya